Kömürün hikayesi Muğla'da 1979 yılına kadar uzanıyor. Bu denli zararlı olduğunu kimse bilmiyordu. Hiç kimse sesini çıkarmadı o zaman. Fabrikanın gelişine sevindiler bile. Toprağın altında kömür var. O kömürün çıkartılması gerekiyor. Toprağın üstünde de insanlar var. Bu bölgede açık ocak işletmeciliği tercih edildi. 10 bine yakın insan 12 farklı yerleşim alanında kömür madeni için yerinden edilmişti. Köyümüzün olmasını isteriz, ne isteyelim? Köyün kalır canım, merak etme. Burası daha da şenlenir. Birçok şeyler gelir, turistler gelir, daha güzel olursunuz. Servis santrali yapamamışlar. Onu yanlış söylemişler. Milas'ta Sekköy'de, yatağında ise Eskihisar'da kömür madeni için köyler boşaltılmış. Ardından Milas tarafında Çakıralan, Hüsamlar, Karacaağaç köyleri, Alatepe civarı maden ocakları için alt üst edilmiş. 2017 yılında köylüye ihbarnameler gönderilmiş. Herkes de aynı fikir. Buna karşı çıkamayız. Bir sürü köyü almış gelmiş. Yerin üstü de devletin, altındaki de devletin. Vatandaşı işte kaymakamlığa istediler. İşte bir imza atacaksınız. Yani siz yine evden çıkmayacaksınız. İşte tarlanızı almayacaklar. Bir imza atıp işiniz yani bitiyor dedim. Birçoğu diyor yani ben birçok yere imza atacağım diyerekten diyor attım ilk imzayı. Halbuki satmışım haberim yok diyor. Sizin paralarınız çok yatacak dedi işte. Hindik atsınız imzanız bu imzalar boş dedi bize. Biz orada toplandık. Ana bizim paralarımız yatmış Pangi'ye. Nasıl yatar Pangi'ye dedik. Siz yerlerinizi satmışsınız dedi. İmzanızı vermişsiniz dediler yani. Teşke önceden bilgimiz olsaydı yani teşke. Hiç yani zeytin konusunda aslında köyü de kaldıramıyormuş devlet yani. Bilmediği için köylü bire bire kalktı kalktı gitti vatandaş. A'yı da bilmiyorduk, B'yi de bilmiyorduk. Ben ilkokul öğrencisiyim. Muhtarım dedim. Ne olursun biri gazeteci çağıralım. Ha Aytaş senin cebinde para var mı? Niye getireceksin gazeteci dedi. Avukat tutalım. Lan dedi ağacından kan kusmasın niye tutuyorsun avukat dedi bana. Ama avukat da tutulacakmış, gazeteci de gelecekmiş. Her şey para değilmiş. Türkiye hala inadını sürdürüyor. Kömürle enerji üretimine devam ediyor. 2014 yılında özelleştirildiğinde hiçbir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan, yöre halkına hiçbir şekilde danışılmadan, enerji politikalarına dair söz üretebilecek değerli bilim insanlarına, kamuoyuna, sivil toplum örgütlerine danışılmadan bu termik santrallere tabiri caizse kafadan bir 25 yıl daha yaşam ömrü biçmiş hükümet. 2019'da tekrar ihbarnameler geliyor köylüye. Senin toprağını da alacağım diyor. Biz 40 yıldır zaten kömürün gölgesinde yaşamışız. Onun zehrini solumuşuz. Oysa artık bir 25 yıl daha kömürden elektrik üretme lüksümüz yok. Çok sevdiğimiz insanlarımızı kaybediyoruz. Gözümüzün önünde can veriyorlar. Hem de böyle çok kısa bir süre içinde inanamıyoruz. Koa hastaları, akciğer hastaları, gırtlak kanserleri say say bitmiyor artık burada yani hani. Kimisi öldü, kimisi hasta oldu. Bak geçenlerde kimisi kanser oldu. Bu kömürün havasını, pis havasını yudarken biz hepimiz, benim adam koa hastası. Hepimiz yani bir gün birer 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 dağılıp gideceğiz. Ha sonuçta öleceğiz ama böyle ölmek başka, yaşaya yaşaya ölmek başka. Su çıkan deresi kurudu. Yanında sondaj yaptıkları için kurudu. İki değirmen, üç değirmen çeviren su yok oldu. Çamköy su kaynağının merkezidir. Çamköy'deki sular çekildiği zaman hem Bodrum, hem Güllük, hem de havalimanı susuz kalacaktır. Madende fabrikada soğutma suyu olarak kullanıyorlar. Bu köyün suyunu da onlar temin ediyor idi. Köylüye bak biz size su vereceğiz ama siz de bize karşı çıkmayın şeklinde bir düşünceleri vardı. Ama baktı ki köylü artık o suyla şunla bunla olacak gibi değil. Emekliyim mesela. 1.750 lira parayla ben şehirde olsam nasıl geçinebilirim? 5 insan tarlaya ot kalsa gelse akşam kavurur yerim yani ben onu. Yanına da bir çanak yoğurt koyarım. Ama şehirde olsam ne yapacağım? Her taraf beton.
katta duramam. Beton mu yiyeceğim ben? Ben ellerim böyle toprak işlerse öyle dururum. Üretim olmadığı yerde ne olacak? Köylü de düşecek, şehirli de düşecek. Ondan sonra santral habire alsın senin toprağını, habire götürsün götürebildiği yere kadar. Yani. Bu nokta Işıkdere Mahallesi, 1 kilometre mesafedeki ovamız var. Ya madem oradan sürdünüz, buraya yerleştik. Buraya geldim ya, burayı niye alıyorsunuz elimden? Burayı da alacak oldular. Burayı biz alacağız. Eğer siz vermezseniz kamulaştıracağız. Mecbur kalacaksınız vermeye. Gelin bu parselleri bize devredin. İhbarname göndermeye başlayınca etapta sayıma geldiler. Birkaç kişi saydırmış. Karşı ihtarname çekerek ben arazimi satmıyorum diye. Bu arada da Mahalli Gazete'de yazdığım yazı üzerine Muğra Çevre Platformu harekete geçti. 1,5 ay sonra toplantı yaptık. Köylüleri de bilgilendirdi. Bize dediler ki arkadaş sizin ormanda da hakkınız var, zeytininiz de hakkınız var, her tarafta sizin hakkınız var yani. Biz dedik yerlerimizi vermeyeceğiz ve saydırmayacağız dedik. 2 tane mahkememiz devam ediyor. Bu 15 kilometrelik ölüm çukuru İkizköy'ün sınırlarında durdurulmuş durumda. 40 yıldır dur diyen bölgedeki ilk köy. Akbelen Ormanı şirket tarafından satın alınmak istenen İkizköylülerin tarım alanlarının, zeytinliklerinin tam ortasında yer alıyor. Hemen arkasında komşu köyler, kuzeybatıda Çamköy, güneybatıda Karacahisar. Eğer Akbelen Ormanı kaybedilirse kömür madeni tarafından yutulacak, talan edilecek diğer köyler. Geri kalan coğrafyaya madenin yayılmasını engelleyen çok güçlü bir tampon burada. Ağacın hayatı. 3 yıldır farklı kılıflar uydurarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından kesilmek istendi. Ben buradan gittim. Benim hanım da gitti. Yolun ortasına oturdu. Orman İdaresi'nin kamyoneti onun sebebinden orada kaldı. Kesemezsiniz. Maden alıyor burayı dedik. Yok dediler. Biz burada gençleştirme yapacağız. Yalan söylediler yani. Tamamen şirkete tahsis etmişler, çamların bedelini ödetmişler ve bizim tepkimiz üzerine çam kesimini tam 1 yıl erteledim. Ama 1 yıl sonra yine bir baktık ki testereler çalışıyor ormanda. Biz yaşam hakkımızı vermek istemiyoruz, biz doğamızı vermek istemiyoruz. Konuş Aytaç yenge, konuş. Yalan mı kızım? Biz doğamızı vermek istemiyoruz. Biz yaşamamızı vermek istemiyoruz. Yeter gari bizle oruçlukları, yeter. Uğraşmasınlar bizle. Vermek istemiyoruz. Vermiyoruz. 2021 yılında 17 Temmuz'da bizimle köşe kapmaca oynarcasına ormana giriş yapmaya başlayan kesim ekipleri 35 ağacı kestiler. Jandarma geldi. Bayağı bir hadiseler olmaya başladı. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar buradan bir tek çam kesemezsiniz dedik. Bunun üzerine bırakıp gittiler. Bu yangın santralin olduğu bölgeye daha yüksek bir noktadaki ağaçlık bölgeden dolanarak geldi ve santrale de belirli sıçramaların olduğu sıcak bilgileri geliyor şu an. Bu durdurma ile 1 ay kadar ya geçti ya geçmedi yangınla karşı karşıya kalındı. Tüm sahil boyunca ormanlarımız yandı. Bak biz yazın cayır cayır yandık herkeste. Kiminin evi yandı, kiminin ineği yandı, kiminin zeytinliği yandı. Burası İkizköy Akbelen Ormanı. Görüyorsunuz arkamızı. 8 Ağustos günü yine YK Enerji, Yeniköy Enerji Şirketi 15 tane işçiyle buraya kesime girdi. Saat 10'da girmişler. 100'ün üzerinde ağaç kesmişler yine. Koştuk yetişemedik. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu sefer de yangın adı altında kesiliyor bu ağaçlar. Uyumayın artık, uyumayın. Gidiyoruz burada, ölüyoruz burada. Yetişin artık, yetişin. Ondan sonra kesilen çamların şeyini göstererek avukatlarımız tekrar mahkemeye müracaat ediyor. Yürütmenin durdurulmasına karar alabiliyoruz. Daha önce böyle bir karar vermemişti mahkeme. ...2019'un aralığından sonra burada hummalı bir kazı çalışması başladı. Toprağın altından bir uygarlık fışkırıyor, duyuyoruz. Orada yapanlar da anlatıyor, görüyoruz da gittiğimizde.
Bizans dönemine ait, Roma dönemine ait buluntular, kalıntılar olduğu söyleniyor. Yağ fabrikaları, işte hayvanıyla birlikte ölüp gömülen kemikler bulunduğu söyleniyor. Bir sürü sikkeler vesaireler. Bugüne kadar bu kazı çalışmalarıyla ilgili resmi herhangi bir bilgiye ulaşma şansımız olmadı maalesef. Biz de dava açtık. Bu alanda hangi tarihlere dayanan, ne tür tarihi eserler bulunuyor? Bunun envanteri yapıldı mı? Çıkan eserler nasıl korunuyor? Sit alanı ilan edilmesini istiyoruz. Yani bu şekilde kalsın, biz başka bir şey istemiyoruz. Yani ne buraya ilerlesin ne başka bir köyü yok etsin. Ve dedik ki evet, artık meşru müdafaa hakkını kullanmanın, alanda 24 saat nöbet tutmanın zamanı. Nöbet alanlarında artık her gün bekleniyor. Kulağımız testerelerde. En az bir yönümüz, bir avukatımız oluyor, bir çevre dostumuz oluyor. En az 4-5 kişi orada devamlı kalıyor. Gece gündüz 7-24 nöbetimize devam ediyoruz. Nöbette kalan kişilere yani sırayla yemek götürüyoruz. Yani suyunu götürüyoruz, ihtiyacını görüyoruz yani. Kadınlarımız bir kere söz hakkı edindi burada. Yani hani özgürce canları pahasına eşlerinden önde yer aldı. Bir dayanışma çok güzel. Yemesiyle, içmesiyle, nöbetiyle. Çanakkale'den de geldi, İstanbul'dan da geldi, İzmir'den de geldi. Ya benim daha sayamayacağım yerlerden geldi yani. Bu kamp yaşamında sisteme karşı direnmek, ağacı korumak ve bir kolektif yaşamın parçası olmanın hazıyla menfaatsiz, karşılıksız şey beklemeden. Bunlar tabii güzel tarafları ama jandarma ile burun buruna geldiğimizde tomalar, stres çok büyük tabii. Sonuçta buraya, bu ormana bir gece şirket çıkın diye gelecek mi? Mahkeme süreci beklenecek mi? Çayın karşısındaki zeytin ağaçları duruyordu. 3 yıldır kesilmiyordu. Bu en son çıkan 1 Mart'taki maden yönetmeliğindeki değişikliği kullanarak şirket şu anda oradaki zeytinleri kesip kamyonlarla taşıyıp kendi yerlerine dikme için bugün geldiklerinin duyumunu aldık. Bu soğukta yağmur demedik, çamur demedik, rüzgar demedik. Oradayız. Ev kişiye ait. Evde bizim bir hakkımız yok. Müdahale etme hakkımız yok. Ama çam ağacı hepimizin. Dolayısıyla orman hepimizin. Ormandan herkes eşit şekilde yararlanıyor. O devletin değil orman. Devlet çünkü biziz. Biz olmazsak devlet olmuyor. Yani burada yaşayanın da hakkı var. Kars'ta yaşayanın da hakkı var bu ormanda. Ne Akbelin ormanını vereceğiz, ne bu evimin yanını vereceğim. Biz savaşacağız, sonunda da başarıya ulaşacağız. Hem İkizköy'ün topraklarını, zeytinliklerini kurtaracağız, havamızı, suyumuzu. Hem de bu güzelim Akbelin ormanımızı kurtaracağız diyoruz. Umut her zaman var. Gökte uçan tiyare, selam söyle o yere. Ben bu çamlara doyamadım, bulun buna bir çare.